Size öncelikle bomba gibi haberim var. Yeni ücretsiz bir e-rehber yayınladık. Bu ücretsiz e-rehberde odaklandığımız konu odaklanmak. Çünkü 21. yüzyıldaki en kritik becerilerden bir tanesi elindeki işe bütün bu gürültüden uzak olarak odaklanabilmek. Instagram, Twitter, TikTok bütün bunlar sizin ilginizi dağıtmaya çalışıyorlar. Televizyon ilginizi dağıtmaya çalışıyor. Dünyada da sürekli yeni olaylar oluyor. O yüzden elimizdeki işe tam anlamıyla odaklanamıyoruz. Kaliteli, verimli bir üretim yapamıyoruz. İşte bu e-rehberi indirip okursanız siz odaklanmanın sırlarını öğrenmiş, bu sayede başkalarından fark yaratmış bir insana dönüşeceksiniz. Ve bu e-rehber tamamen ücretsiz. Yapmanız gereken tek şey yukarıdaki veya aşağıdaki linke tıklayıp sitemize gitmek ve e-rehberi hemen indirmek. Daha sonra odaklanmanın tadını çıkartmak ve fark yaratan üretimler yapmak. Şimdi gelelim bugünün konusuna. Beyaz yakalılık yavaş yavaş bitiyor. Biliyorum pek çoğunuz beyaz yakalı veyahut da ileride iyi bir şirkette iyi bir beyaz yakalı pozisyonu bulma hayali olan gençler var aranızda izleyenler. Maalesef bu tip işlerin büyük oranda sonu geliyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi yapay zeka. O konuda ileride bir podcast yapacağım ama bir başka konuda merkeziyetsiz organizasyonlar. Blockchain'in mümkün kıldığı Decentralized Autonomous Organization, İngilizce havalı ismiyle Türkçe'ye çevirdiğinizde merkeziyetsiz otonom organizasyonlar beyaz yakalılığı tamamen neredeyse ortadan kaldırmaya adaylar ve bu alanda çok hızlı gelişmeler var. İşte bugün konuyu anlatacağım ama içinizi karartmayayım. Bu iş bir takım tehditler yarattığı gibi bir takım fırsatlar da ortaya koyuyor. Bugün biraz tehditlere odaklanalım. Neden merkeziyetsiz organizasyonlar beyaz yakalı düşmanı? Daha sonraki bölümlerde de biz bu işin içinden nasıl sıyrılabiliriz? Ve beyaz yakalıysak kendimize ne gibi çareler bulabiliriz? Eğer bir beyaz yakalı olma adayıysak daha iyi alternatifler neler olabilir? Bunları daha ileriki bölümlere geleceğim ama bugünü mutlaka izlemeniz lazım. Çünkü gerçekten merkeziyetsiz otonom organizasyonlar dünyayı değiştiriyorlar ve bunun farkında olmadan kariyer kararları almamakta büyük fayda var. Şimdi tabii önce bu beyaz yakalılık nereden çıktı ona bir bakalım. Beyaz yakalılık kapitalizmin bir eseri. Kapitalizmi yaratan en büyük yenilik de sınırlı sorumluluğu olan yatırımcıların para yatırıp sadece para koyarak katılabildikleri kurumsal şirket fikri. Bu sistemde girişimciler hayallerini hayata geçirmek için para sahiplerine gidiyorlar ve diyorlar ki onlara bana para verin, başka sorumluluk almayın, ben bu işi başarılı kılayım, siz de buradan elde edecek kardan payınızı elde edin. Yani sermayeleri olduğunuz bir şirket para kazanıyorsa zenginleşiyorsunuz. Buna karşı iflas ederse bir sorumluluğunuz yok. Böyle bir güzellik. Bu tabii neyi mümkün kıldı? Fikirlerin fonlanmasını ve tek bir kişinin kendi emeğiyle, kendi parasıyla yapamayacağı büyük iş fikirlerini hayata geçirmesini mümkün kıldı. 1602 yılında kurulan Dutch East India Company bu yöntemle fonlanan, halka arzdan para toplayan ve bu sayede dev kaynaklara ulaşan tarihteki ilk örnek. Dutch East India Company topladığı fonlar sayesinde devasa bir gemi filosu kurdu. Hindistan ve Çin'le Avrupa arasındaki ticaretin monopoli haline geldi. 1637'de değeri 7.9 trilyon dolara ulaştı ki bu tarihteki onu en değerli firma kılıyor. Unutmayın Apple bile sadece 3 trilyon dolar değerine onun bile 2.5 katı değeri ulaştı. Tabii Dutch East India Company bu devasa iş döndürmesi sadece gemilerle mümkün değildi. Beyaz yakalılara da ihtiyacı vardı. Çünkü birilerinin muhasebeyi yapması, birilerinin organizasyonu yönetmesi, lojistiği yönetmesi gerekiyordu. Böylece tarihteki en büyük ve belki de bilinen ilk beyaz yakalı işe alım prosedürünü onlar başlattılar. Halka açık tüm şirketlerde bu yapı vardır. Sermaye sahiplerinden toplanan parayı etkin şekilde kullanmak, operasyonu yönetmek için beyaz yakalılara ihtiyaç duyulur. Bu beyaz yakalı satış, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları yönetimi gibi çeşitli alanlarda hizmetlerini sunarlar ve buradan para kazanırlar. İşte beyaz yakalının tarihi böyle başlıyor. Dutch East India Company ilk işe aldığı beyaz yakalılarla. Bu sistemde şirketin işleri iyi giderse ne güzel, beyaz yakalılar güzel maaşlar alırlar, belki primler bile alabilirler. Buna karşı işler kötüye giderse sermayedarlar beyaz yakalıları maalesef kapının önüne koyarlar. Çünkü sermaye her zaman kendisini korumanın bir yöntemini bulur. Blockchain teknolojisinin mümkün kıldığı merkeziyetsiz otonom organizasyonlarda beyaz yakalıların bu hizmetlerine ihtiyaç duyulmuyor. Çünkü burada yazılımlar çalışıyor, burada algoritmalar çalışıyor. Tipik bir beyaz yakalının sunduğu hizmetlere burada ihtiyaç yok. Bu şekilde baktığınızda merkeziyetsiz organizasyonların beyaz yakalı sınıfını tamamen ortadan kaldırmaya niyetli olduğunu anlayabiliriz. Peki nedir bu merkeziyetsiz otonom organizasyonlar? Gelin önce onun bir tanımlamasını yapalım. Merkeziyetsiz otonom organizasyonu mümkün kılan teknoloji blockchain ya da Türkçesiyle blok zincir teknolojisi. En büyük blok zinciri de biliyorsunuz Bitcoin. En temel seviyede tanımladığımızda Bitcoin kişiler arasındaki para transferinin doğru şekilde kaydedilmesini sağlayan bir yazılım ve defter sistemi. Ve bu yönüyle aslında bankaların yaptığı işi yapıyor ama onlardan daha farklı bir yöntemle bunu yapıyor diyebiliriz. Nedir bu farklar? Madde madde ele alalım. Birincisi
Bitcoin'de bir yönetici yok. Yöneticisiz bir organizasyon bu. Bitcoin'deki operasyonu yöneten bir şirket ya da beyaz yakalı kadrosu bulunmuyor. Bitcoin'le ilgili stratejileri kurgulayan üst yöneticiler de yok. Bitcoin sadece bir yazılım. Bu yazılım hatasız bir şekilde 2021 yılında günde ortalama 36 milyar dolarlık işlem yapılması mümkün kılmış. Ve Bitcoin'in ilk yaratıldığı günden bu yana neredeyse 11 yıldır sorunsuz tıkır tıkır çalıştığını görüyoruz. Yani işlemesi için yöneticilere veya beyaz yakalılara gerek yok. Bitcoin'i bankalardan ayıran ikinci yönü dağıtık olması. Onun operasyonunu yöneten bir merkezi yok ama aynı zamanda onun verilerini tutan merkezi bir bilgisayar sistemi falan da bulunmuyor. Bir genel merkez binası da yok. Her Bitcoin işlemini binlerce bağımsız insan ya da kurumun sahip olduğu bilgisayarlarda kaydediyoruz biz. Ve bu otomatikman senkronize oluyor. Yani Bitcoin verilerinin yönetimini, güvenliğini veya saklanmasını sağlayan beyaz yakalılar da yoklar. Bir merkezi olmadığı için Bitcoin'i kapatmak da söz konusu olamaz ama bunu başka bir bölümde ele alırız. Üçüncü bir fark Bitcoin'in tamamen şeffaf bir yapı olması. Bitcoin işlemlerini dileyen herkes canlı olarak izleyebilir. Açık kaynaklı çünkü. Dileyen herkes bu yazılımı inceleyebilir, bu sistemin işleyişi hakkında bilgi sahibi olabilir ve denetleyebilir. Bankalarda ise bu ayrıcalık yine merkezi yapılar olan devlet kurumlarında, mesela Türkiye'de BDDK'ya veya SPK'ya verilmiş durumda. Veya da bağımsız denetçiler var. Tahmin edebileceğiniz gibi oralarda da bolca beyaz yakalı çalışıyor. Bunlara da gerek kalmıyor. Bitcoin'i büyük kurumlardan ayıran başka önemli bir yönü de kar amacı gütmüyor olması. Çünkü onun bir sahibi yok kar isteyen. Onun kullanıcıları var, bir de ona emek verenler var. Emek verenlerin tek amacı da kullanıcı sayısını artırmak. Çünkü kullanıcı sayısı arttıkça üretimi 21 milyon adetle kısıtlanmış olan Bitcoin'de değeri artıyor. Bu ilginç teşvik mekanizması Bitcoin kullanıcılarını ve onu geliştirenleri aynı zamanda onun pazarlamacısı haline de getiriyor. Bu da geleneksel bir bankanın satış veya pazarlama faaliyetlerine çalışacak beyaz yakalılara olan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda hizmet verebilecek reklam ajanslarına, halkla ilişki ajanslarına ve oradaki beyaz yakalılara gerek yok. Çünkü bunun kullanıcısı aynı zamanda pazarlamacısı. Bitcoin'in sahibi yok dedim, tekrar vurgulayalım. Evet, kurucusu Satoshi Nakamoto diye anonim bir kişilik ama onun şirketin yönetiminde şirketi kâra geçirmekte bir amacı yok. Ortada bir şirket de yok zaten. Satoshi Nakamoto'nun tek beklentisi onun 1 milyon kadar Bitcoin'i var bir köşede bekleyen. Bitcoin'in değeri bir gün çok artarsa onlara değeri artmış olacak. Yani finansal beklenti bu yönde. O yüzden herkes Bitcoin'in büyümesini hedefliyor. Bütün kullanıcılar, bütün influencerlar, Bitcoin'le ilgili söz söyleyen herkes onun büyümesini istiyor. Bitcoin'in bir başka enteresan yönü de demokratik bir yapı olması. Her yazılımda olduğu gibi onda da bazen değişimler gerekebiliyor. Bazı bug'lar çıkıyor, teknolojik değişimlere ihtiyaç duyuluyor. Ama bunları belirleyen bir strateji, belirleyen bir yönetici yok. Bankalardan farklı olarak bu değişim ihtiyaçlarını ortaya atan, tartışan, değerlendiren veya uygulayan beyaz yakalı yöneticiler de yok. Bitcoin ağı üzerindeki herkes değişim önerilerini dile getirebilir. Bunu sen de yapabilirsin, ben de yapabilirim. Ama bu öneriler yine Bitcoin üzerinde oylanarak değerlendiriliyor. Yani bir merkezi karar verici de yok burada. Bu oylamaya katılabilmek için Bitcoin madencisi olmanız gerekiyor. Evet, Bitcoin madencisi olmak için de biraz sermaye lazım. Çünkü o makineler oldukça pahalı makineler ama dağıtık bir yapı var ve herhangi bir sermayedar Bitcoin'deki karar verme mekanizmasını ele geçiremiyor. Bundan dolayı da üst yönetici atayamıyor. Bundan dolayı burada üst yöneticilere ihtiyaç yok. Bitcoin'in bu güçlü özellikleri pek çok insana ilham verdi ve dediler ki biz o halde başka alanlarda da merkeziyetsiz otonom organizasyonlar yaratabiliriz. Bunun için Bitcoin gibi bir blockchain altyapısından yararlanır, 12 gibi bir teşvik mekanizması kurar ve Bitcoin'in çözemediği başka alanlarda çözümler getirebiliriz. Özellikle finans dünyasında bu konuda onlarca ürün var şu anda. Onlar o kadar çok ki onlara bir isim bile verilmiş. DeFi, Decentralized Finance, yani merkeziyetsiz finans deniyor bunlara ve finans dünyasında hemen hemen her alanda da merkezi olmayan, şirketi olmayan yapılar geliyor. Peki nedir merkeziyetsiz otonom organizasyonların merkeziyetçi yapılara göre üstün kılan yönler? Gelin biraz da buna bakalım şimdi. Birincisi, bunlarda bürokrasi yok. Merkeziyetsiz organizasyonların en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Sıfır bürokrasiyle kurulup işletilebiliyorlar. Bir merkezleri olmadığında herhangi bir ülkenin kanunlarına, yönetmeliklerine, regülasyonlara da tabi değiller. Bütün bunları yönetecek beyaz yakalılara ihtiyaçları yok. İyi bir fikri olan birkaç girişimci tıpkı Bitcoin gibi bir blockchain üzerinde bu fikri bir üretime çevirebilir, bir ürüne dönüştürebilir ve kullanıcıların beğenisine sunabilir. Teknik becerikleri ve pazarlama yetenekleri dışında onları durdurabilecek hiçbir şey yok. Ve bu engelsizlikten dolayı da onlarca böyle işletme kuruluyor ve bunların her biri özellikle finans dünyasında ama başka alanlarda da merkezi yapılara saldırıyorlar.
Merkeziyetsiz olmanın en büyük avantajlarından bir tanesi bürokrasi yok dedik. Bürokrasi olmayınca masraflar daha az oluyor. CEO'lar yok, yöneticiler yok, satışçılar yok, pazarlamacılar yok. Bunun yerine yatırımcılar var, madenciler var. Hepsi de sistemin büyümesi için de oradalar. Bir sürü fonksiyon olan ihtiyaç tamamen ortadan kaldırıyor. Ayrıca bu şirketler, şirket mi desem bilemedim, bu yazılımlar bir regülasyona tabi olmadıklarından devletle olan ilişkileri yöneten muhasebeciler, raporlamacılar bunlara da ihtiyaç yok. Bütün bunlar da merkeziyetsiz organizasyonları çok daha düşük masraflı yapılara dönüştürüyor. Bu onların en büyük avantajlarından bir tanesi. Merkeziyetsiz organizasyonlar aynı zamanda sermayeye de kolay erişiyorlar. Çünkü bunların böyle bir sermayedar arayışı pek yok. Bazen kuruluşlarında o ilk sistemi ayağa kaldırana kadar bir miktar paraya ihtiyaçları oluyor ve burada risk sermayedarları devreye giriyor. Ama iş büyürken işi büyütenler zaten kullanıcıların kendileri. Kullanıcılar istiyorlar ki sistem büyüsün. Bu sistemi büyütürken de o sistemin tokenlarını, Bitcoin'deki örneği Bitcoin coin'i ama diğer merkeziyetsiz organizasyonlarda da çeşitli tokenları ve coin'leri satın alarak sistemin büyümesine katkıda bulunuyorlar. Bir yandan da sisteme aslında sermaye sağlamış oluyorlar. Üstelik bu sermaye erişim için öyle çok bir bürokrasiye vesaire de gerek yok. İhracı yapıyorsunuz ve paralar içeri doğru akmaya başlıyor. Bütün bu avantajlar dünyanın her yerinde mantar gibi merkeziyetsiz organizasyon bitmesine neden oluyor. Finans dünyasından örnek verdim ama hemen hemen her alanda varlar. Nerelerde varlar derseniz sosyal medya uygulamalarında varlar. İşletim sistemleri merkeziyetsiz hale getiriyor. Veri saklama işlemleri merkeziyetsiz hale getiriyor. Mesaj uygulamaları, internet arayıcıları, eğitim dünyası çok ilginç örnekler var o alanda da. Seyahat ajantaları pek çok yerde bu merkeziyetsiz yapılanmalar devreye giriyorlar. Tabii merkeziyetsiz organizasyonları bekleyen zorluklar da var. Mesela kanunsuz regülasyonsuz yapılar bunlar. Devlet bunları ne yapacak o belli değil. Bunlar genelde açık kaynaklı yazılım kullanıyorlar. Bu yazılım herkes görebildiği için zaman zaman hacker saldırılarına uğruyorlar. Epey bir sahtekarlık dönüyor. Yani öyle her merkeziyetsiz organizasyonda çok güvenmemekte fayda var. Çünkü bunların bir kısmı düpedüz sahtekarlık. Ama büyüme hızları dehşetengiz ve biraz önce bahsettiğim avantajları iyi ürünleri, iyi hizmetlere zaman içinde dönüştürebilir ve gerekli güveni sağlayabilirse bu tip yapılar o zaman yeni Bitcoin'ler doğacak demektir. Ama para alanında değil, başka alanlarda. Ve bu hızlı gelişmeler beyaz yakalının sonunu getiriyor. Öyle hemen yarın olacak bir şey değil. Ama şuna garanti verebilirim. Merkeziyetsiz organizasyonlar merkezi organizasyonlardan daha büyük potansiyele sahipler. Ve gittikçe daha fazla insan kendi merkeziyetsiz organizasyonu kurup merkezi bir yapıya yani beyaz yakaların çalıştığı şirketlere saldırı halinde olacak. Bu konuda beyaz yakalılar ne yapmalılar veya beyaz yakalı adayların ne gibi daha iyi alternatif düşünmeliler? Bunu da bir sonraki hafta aynı bugün yayınlayacağım yani salı akşamı saat 7'de yayınlayacağım bölümde ele alıyorum. Biterken bölüm küçük bir duyuruda da bulunmakta fayda var. Bundan sonra haftada 3 gün olan yayınlarımı salı, perşembe ve pazarları yapıyor olacağım. Salı günleri bu tür dünyayı değiştiren teknolojik dönüşümler, onların iş hayatı üzerindeki etkilerini ele alacağım. Biraz geleceğe bakmaya çalışacağız. Perşembe günleri Bitcoin, blockchain, işte Ethereum gibi o dünyanın yatırım fırsatlarına, Metaverse'e vesaireye değiniyor olacağız. Pazar günleri ise yabancı borsalardaki fırsatları, hisse senedi fırsatlarını ve yatırımcılık dünyasını ele alıyor olacağız. Arada küçük sürpriz yayınlar da yapabilirim günlük gelişmelere istinaden. Bu da aklınızda olsun istedim. Ve bitirmeden önce her zamanki bir ricam var. Bir like süper olur. Bir de henüz yapmamışsanız o aşağıda küçük bir çan işareti var ya ona bir tıklayın ki bütün yayınlarım posta kutunuza düşüyor olsunlar. Öbür türlü haberdar olmayabilirsiniz. YouTube algoritması hazretleri bazen beni size gösterir bazen göstermez. Evet, perşembe günü görüşmek üzere bambaşka bir bölümde ama bugün anlattıklarımın devamını merak ediyorsanız onları gelecek salı akşam saat 7'deki yayında izleyebilirsiniz.